Evet, hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bugün sanki böyle biraz erken gibi mi oldu desem, bir ay sonra da Madrid geliyor gibi mi desem bilmiyorum. Bayağı kafalar karışık. Bugün normalde beklemediğimiz bir anda lap diye Galacticos, yani bu sefer Katalonya, yani Barcelona'nın efsanevi oyuncuları geldi. Onlarla ilgili bir inceleme yapacağız. Şimdi haberlerde bakalım. Bugün eve geldim. Şimdi hemen ayağımın tozuyla video çekmek istedim bugün, çünkü çok hareketliydi. Gruplar olsun, WhatsApp, Face, her yer iyiydi. Gelenler işte Xavi, Patrick Kluivert, Saviola, Edmilson, Frank de Boer ve Gyuli geldi. Bu arada şöyle bir bilgi kirliliği oldu. Gerçi bizlik bir şey değil de kulübün. Ve 50 payı da bir tane garanti oyuncu New demesi kafaları karıştırdı. Yani dedik ki acaba hani 300 DB attığında 6 tane, yani aynı adam gelebilir de, hani 300 DB'ye komple takımı alabilirsin yani. Öyle bir durum oluşmuştu. Tabii biraz tartıştık ama sonradan düzelttiler diyor zaten. Her zamanki gibi club salaklarını yaptı, öyle diyeyim ben. Burada 50 payit attığınızda, yani payit olması zorunda, 50 payit attığınızda bu 6 adamdan bir tanesini garanti veriyor. Yani artık Kluivert olur, Xavi olur, ne olursa olsun bir tane adam garanti geliyor. Eson geliyor, main skill'ler gene. Artık zaten espri falan olayı bitti gibi, önce böyle ticket'lardan. Şimdi Xavi mavi geldi. Bunları hepsini tek tek bahsedeceğiz. Edmilson kırmızı, Patrick Kluivert kırmızı, Javier Saviola yeşil, Frank de Boer yeşil ve Gyuli mavi olarak geldi. Şimdi burada 4 tane Avrupa var, 2 tane Güney Amerika var. Bu arada sesim nasıl geliyordu bilmiyordum, mikrofon aşağıda kalmış. 4 tane Avrupa dedik, 2 tane Güney Amerika var. Nelerden bahsediyor burada? Evet, bu şeye attığımızda, Collected Things, Legendary Medal diye bir şey alacağız transfere attığımızda, atanlar için. Bunlarla da bir tane exchange shop gelecek Katalonya'nın. Oradan alışveriş yapabileceğiz yani. Raid maçları, bunların tabii kendilerine özel, burada yazıyor mu? Aynen yazıyor. Xavi'nin Elegant Tackle, bunu zaten kim kullanıyordu? Misaki ve Guti kullanıyordu. Başka kullanan var mı bilmiyorum. Strong Pass, bu zaten herkeste var. Bunlar kasılıp diğer adamlara eklenebilir. Benim çok hoşuma gidenlerden biri High Power Block A olarak. Bu da çoğu karakterde var. High Speed Tackle. İşte Nitta, Larsson vesaire, sanırım şeyde de var mıydı bilmiyorum. Victorna'da. Perfect Cross ve Interception geliyor. Frank de Boer'la. Bu da zaten eksi vardı ama tabii eksi Misaki'ye özel olduğu için. Ondan sonracıma devam ediyoruz. Burada ne diyormuş, ne diyormuş? Black Ball SSR. 6, evet. 10 Dream Ball. Ne bu? Ha, login bonus. Özür diliyorum, login bonus. Login bonusu muhtemelen şeyi verecek. Kutuları verebilir. Black Ball verecek. 10 tane, 10 tane de Dream Ball veriyor login bonusla beraber. Daha fazla bir şey burada sanırım, bakayım. Aynen, yok zaten şurada yazıyormuş. Aynen. Bakalım burada başka bir şey var mı? Aynen. Gene bu yeşil geldi. Yeşil transfer. O zaten çok gereksiz şu anda. Camp training. Burada da bu yenisi miydi, eskisi miydi? Bir dakika. Açılsın. Çünkü bayağı, aynen. Evet. Evet, burada gene 3 tane oyuncu skill'lerini kasacağız vesaire. Bunları biliyorsunuz zaten. Geçelim. Bu da gelmedi hala, yiğidim. İkinci şey, Doleman. Bunları geçtik. Bu ekran da niyeyse kasıyor biraz. Burada da yeni bir senaryo geliyor. Senaryoda günlük Black Ball alabiliyoruz. Bir kereye mahsus oynanabiliyor. Aynı bu Aoi vesaire, işte Roberto Notebook gibi. Oradan bir tane, bir dakika. Bir kere oynanabiliyor. Ne diyor? Clinic Change Maximum. Maximum 3 tane alabiliyormuşuz. Tabii bu hepsi SSR diye değil. Muhtemelen rastgele verecek. Tsubasa. Fly Tsubasa. Sao Paulo. Buna Strong Tackle geliyor. Zaten Strong Tackle
Klopp birkaç ay önce dağıtmıştı herkeste. Peynir ekmek gibi olduğunu düşünüyorum. Tsubasa'da da olacak. Yani çok kullanan, kimse kullanmaz gibime geliyor ama Aurora Curtin kullananlar A80 basitten yapabilir. Benim en çok hoşuma gidenlerden biri Natureza. Natureza'nın Raid'i geliyor. Burada A80 High Speed Sword American Dribble. Bunu da kullanan bayağı kişi var işte. Senaldo, Giorgi, Natureza, ondan sonra Santana, Rivol. Yani Güney Amerikalılar için çok güzel oldu bu. Kamplar, bu gelen SSR, MSSR onlar güncellenmiş. Burada burada daha fazla verecek artık. Burada ne diyor? Aynen. Şeyler arttı artık. Yani nasıl diyeyim? Nasıl Black Ball'da bir artık vermiyorlarsa, yetmiyorsa artık koçları, moçları vesaireleri adam sattığınızda bile artık pahalıya gidiyor adamlar. Ops, ne oldu? Orada da bir login bonus gibi bir şey vardı herhalde. Her neyse. Şimdi bir inceden bakalım karakterlerimize. Bu arada çok değişik bir haber oldu. Hani çat pat. Yani %99 doğru. Zaten aylardır bekliyorduk, söylüyorduk. Bu Meksika'nın artık bittiğini, hiçbir işe yaramadığını, hatta Klopp bir kere getirdi, bir daha adamları getirmedi. Aynı Hollandalılar gibi. Total futboldu, bilmem dedi. Şimdi bunlar Espadas, özellikle Dreamfest Espadas artık yer bulacak. Çünkü Espadas artık hayırlısıyla Latin oldu. Muhtemelen Latin buff'a döndürdüler yani. Hani artık South American değil de Latin buff mı olacak? Nasıl olacak? Onu ilerleyen günde göreceğiz. En kötü belki Cuma günü görebiliriz. Bu arada şeyin sebebi de belli oldu. Nasıl diyeyim ben size? Bir dakika, hemen size göstereyim. Buraya shop'a ya niye geldi bunlar da falan da filan da işte hidden mi alacaktı? Öyle miydi? Böyle miydi? Diye bayağı konuşuldu. Hemen size söyleyeyim. Evet abi, olay bu. Olay bu. Bak. Burada. Bu adam muhtemelen hidden alabilir. Ve bu adam çok leş bir adam. Gerçi %20 alıyordu linkten. Ona rağmen leşti. Ama bu adam Güney Amerika'da eğer hidden, midden vesaire gelir. %2 verir, 1 verir, bir şeyler olur. Bu adamı bunlar aldıracaklar. Yani 200 lira. Neyse. Gelelim Shingo. Shingo ne? Forma. Avrupa Kulüp Player. Hidden gelebilir. Avrupa Kulüp Player oyuncularına hidden verebilir, buff verebilir. Değişik bir şeyler. Bunları Klopp önüne yem atmaz yani. Anlayan anladı. Yani bakalım, göreceğiz. Şu da 2 gün kaldı, 1,5 gün kaldı. Her neyse. Şimdi gelelim kartlarımıza. İnceden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle gelelim Xavi'ye. Xavi de mavi Avrupa'nın beklediği ikinci 8-15 Xavi ile geldi. Limited bir adam. Yani limited olması biraz işleri zorlaştıracak gibi oluyor mavi Avrupa için. Ama taş gibi kart zaten Xavi. Xavi hepimiz biliyoruz yani. Hani çok genç olanlar belki bilmiyordur. Xavi hani Barcelona'nın efsane orta sahası. Hani bana göre kıyaslıyorlardı ama Iniesta'dan falan çok daha iyiydi yani. Xavi Hernandez. Xavi geliyor. 8-15 var. Orta sahada %15 buff alıyor. Aynı işte Sava'da, VC şey gibi. Pierre gibi. Dilimin ucunda çıkmadı. Guti'nin suratına daldım. Neyse. Kart böyle. Bakalım üstünde pas var. Gayet yüksek 475. Dribble var. Ve ayrıca interception var. Baktığımızda 13'a defansı var ama muhtemelen bunun bloğunu hiç vermeyecekler. Çünkü Xavi'nin blokla alakası yok. Gene 6-6.5'a bir interception gelir. Geri kalan da tackle olabilir işte. 3-800, 4 belki. Belki 4500 ve 6K falan olabilir. Çok güzel bir kart. Yani mavi Avrupa'nın kaçırmayacağı bir kart olacağını ben düşünüyorum. Gelelim ikinci kartımıza. İkinci kartımız şuradan bakalım. İkinci kartımız Edmondson.
Aynen. Edmondson. Burada şöyle bir şey var. 16 kulüp buff veriyor. Aynı bu gelen Schneider vesaire çağ gibi. 16 kulüp buff veriyor. Ayrıyetten Insight Master. Ve bu adam Güney Amerika. Yani iki tane Güney Amerika'dan biri. Ve şey nasıl diyeyim ben size. DMF açığını bir nebze kapatıyor. Çünkü sadece Galvan var. Marcio Dugo çok işlevli değil de. DMF açığını kapatacak diye düşünüyorum. Şimdi %50 Insight Master var demiştik. Ayrıyetten Interception, Tackle ve Pass'la geliyor. Muhtemelen bunda biraz pası 5-6K civarında olabilir. Yani özellikle mesela benim takımda %25 Auto Interception var. Bu adam her türlü S30 falan yapılır. Zaten S30'a döndü olay. Ayrıca karşılaştığında da matchup'ta anca adamın şut çekmesi lazım. Bence adam geçirmeyebilir. Çünkü tahmin edilebilir. Yani kastığınızda iki tane S30 karşıdaki adamın takım durumuna göre yani pas mı atabilir, ne yapabilir? Yani %50 şansınız var. Her türlü topu kaçırmayacağını düşünüyorum. Yani DC Jito ayarında tamam onun %75 de bunun farklı özellikleri var. Biraz daha kullanışlı, biraz daha iyi gibi. Üçüncü kartımıza gelelim. Üçüncü kartımız Kluivert. Kluivert'ta şöyle bir şey var. Bu yok ben Cruyff'i kesemedim. Öyle olmadı, böyle olmadı. İşte Chester var oynatamıyorum diyenler için %15 gene 15'e 8 kırmızı Avrupa buff geliyor. Ayrıyetten kafa aynı. Şöyle söyleyeyim size. Kafa şut dribble. Morientes'in aynısının farklı versiyonu. Yani tamam Morientes'te low ball da vardı ama bu Morientes'in aynısı. Gene 480 momentum. Statlar çok benziyor birbirine. İşte baktığınızda penaltı araya master. Aynı Morientes'in farklı versiyonu. Kırmızı versiyonu. Güzel mi? Çok güzel ama kimi kesersin, kimi oynatırsın, nasıl yapılır bilmiyorum. Sonuçta Schneider kesilmiyor. Napolyon, Cruyff. Cruyff'u belki geri çekip ileri forvete 3. olarak Patrick Kluivert eklenebilir. 4. kartımıza gelirsek 4. kartımız Saviola. Saviola da Arjantinli, bir önceki Brezilyalıydı Güney Amerika. Bu da Arjantinli Saviola. Şimdi Saviola'nın şöyle bir olayı var. Yeşil olarak 8-15 Güney Amerika buff var. Atak statı çok yüksek. Dribble var. Dribble'ının ben çok yüksek olacağını düşünüyorum. Şut, hayretten pas var. Yani tam dinamo bir adam. Yani en beğendiğim adamlardan biri. Yalnız şöyle bir şey yapıyor Club. Güney Amerikalılara baktığımızda kim var? SDF Diaz. Natureza. Fes Natureza. Ondan sonra bu. Başka sanki biri daha vardı gibi geliyor. Her neyse. Full power'da full şey pedal to metal var yani. Bu adamlarda. Bu adamla da birlikte yanlış değilse eğer pedal to metal var %10. Yani FP açtığın anda Güney Amerika coşuyor bir şekilde yani. Hani çünkü dediğim adamlar boş adamlar değil. Bu da öyle oluyor. 8-15'i zaten demiştik. Çok güzel bir kart ama Benim kendi takımımda 8 tane forvet var. Hatta açıp göstereyim. Yani kimi nereye koyacaksın, kimi nereye sokacaksın hiçbir şekilde şey yok yani. Bilmiyorum, bana göre şey geliyor yani, mantıksız geliyor. Şimdi baktığımızda sayalım: Hino 1, Santana 2, Natureza 3, Pascal 4, Diaz 5, Roberto 6, Rivol 7, Pascal 8. Bu adamların 8'i de forvet oynuyor. Yani görüyorsunuz. AM'ler FV'ye dönüyor. AM, FV. AM yanlarda da dönüyor. AM, FV. Ya bu gerçekten sadece FV de. Yani 8 tane forvet var. Benim için sadece önemli olan bu adama. Ha, iş yapıyor mu? Çok iş yapıyor ama buraya bir Edmondson çok güzel olabilir benim tahminimce. Yani çok güzel olur ama kaleci muhabbetinden dolayı atmayabilirim. Şimdi bunları getirirler, Radunga gelebilir bir anda. Her şey olabilir. O yüzden ama iyi yani, hani DMF gelse hayır demem yani. İşin açıkçası o şekilde. Gelelim diğer kartımıza. Diğer kartımız Frank De Boer. Frank De Boer. Hemen
size şöyle bahsedeyim. Frank De Boer 8'e 15 yeşil Avrupa buff'la geliyor. Frank De Boer. Pasifi forvete ve orta sahaya karşı, yani Masao gibi, Fest Masao gibi. %12 alıyor, bu 15 alıyordu. %12 alıyor her türlü, her şartta. Aynı VC, Napolyon vesaire gibi. Şimdi kartı inceleyelim dersek, kartta kart defans olmasına rağmen pası main skill. Yani bu adam tamam, tackle'ı bloğu da var da, tahminimce bu adamın bloğu düşük olacak. Kanat back gibi bir şey olacak. Çünkü hem pas çıkarabilecek, hem tackle, hem blok. Yani sanki böyle orta sahada, yani defansın göbeğinde oynamayacak gibi bir adam geliyor. Ama kart çok güzel. Ama kimi kesersin, kimi koyarsın, nasıl olur? Tabii onlar hepsi tartışılır. Ama kartların hepsi ayrı ayrı güzel. Yani geçen seneki gibi. Şimdi Gilly'ye gelelim bakalım. Onun da şöyle yapalım. Gene kulüp buff var. 16. Ayrıyetten defanslara ve kaleciye. Az önce bahsettiğim işte Fest Maso, VC, Napolyon bahsettim. Frank De Boer tam tersi. Yani defansif olan şekliydi. Bunda aynı Fest Maso ve işte Napolyon gibi falan direkt kaleye ve defansa her türlü buff alıyor. Skill'lerine bakacak olursak, şöyle bir skill'lerine bakalım. Low ball bir tane vole gelmiş bunda. Vole'nin momentumu 480. Yani bu adamlarda herhalde 480 maksimum Galacticos'larda. AM'de oynayabiliyor, FV'de oynayabiliyor ama sanki biraz daha forvetimsi gibi. Gene şut ve dribble var. Yalnız şut, smooth control şut gibi diyeceğim ama smooth control şut daha düşüktü sanırım. Bu 465, bilmiyorum, yanlışım da olabilir. Sanki onun gibi. Bakalım diğerlerinde 475 var. Şutlar, evet, bir 475 daha var. Başka şut yok. Yani kendine has bir şut gibi bir şey olacak herhalde bu. Aynen, smooth control gibi bir şey değil herhalde. Zaten benzerini vermezlerdi. Kartlar bu şekilde. Hepsi güzel. Ha, tuzak mı değil mi bilmiyorum. Hala oynatılıyor mesela. Benim eski mavide Morientes hala bebek gibi oynuyordu. Yeşilde Guti hala oynar. Topu kesilmez, pası kesilmez. Carlos niye çok görmüyoruz? Çünkü Carlos kırmızı güney yok çünkü yani. Kırmızı güney olmadığı için Carlos da göremiyoruz haliyle. Ama gene güzel kartlar olacaktır. Bir 50 DB herhalde çektirecek gibi insanlara. Öyle görünüyor. Çünkü bir tane garanti adam verecek. Yenilerden. Valla bu iş bu kadar. Şu şeye de bir bakayım. Bende yok gerçi bu. Espadas. Fest Espadas. Aslında olsa çok güzel olurdu. Şimdi gerçi Cuma ne yapacaklar, ne edecekler tam bilmiyoruz. Şu database'den. Çünkü kart geldiği gibi öldü yani, hani birkaç kişi kullanayım dedi kırmızı Avrupa'da vesaire de. Yok kart şey yani, kimse kullanmıyor. Yani aslında bunun trick shoot'unu falan filan verdiler, çok güzel işler yapabilir de. Yani bende yok, mavisi yok, şu overleaping yok, yeşil kaleci yok, forveti yok. Şu var da tam bunun 80 yapmıştık, onu da geç. Yani kral kaleci. Yani her türlü oynar ya. Her türlü oynar. Momentumu yüksek. Yani punch tamam biraz düşük olsa da teknik, öküz gibi teknik var. 9K teknik var. Yani fizik zaten göz dolduruyor. Şahsen bende olsa kesinlikle oynatırdım. Eğer Latin'e geçiyorsa. Şimdi o zaman demek ki ay sonunda Fest'te kesin banner'a sokacaklar bunu. Buraya da yazın. Kesin sokacak bunu banner'a. Alamayanlar atsın mantığıyla yani. Bilmiyorum, güzel. Yani ki şöyle bir şey var, bir artı yanı. Oyunun %80'i zaten Japon oyuncuyla dolu. Yani %15 her türlü cepte. Yani %15 her türlü cepte.
Aynı işte daha önceki analizlerde söylemiştik işte Vakaş, Vakap mantığı gibi. Hani Vakaş niye daha fazla tutuldu? Vakaş çünkü Japon çok olduğu için Vakaş kullanılıyor. Vakap'ın millet gözüne bakmaz oldu yani. Bakalım non-Japanları biraz hareketlendirdiler. Avrupa Avrupa kulüp bilir, mulüp bilir ama bence bu kart her türlü iş yapacak kart. Çünkü bir Hyuga'dır bilmem nedir. Çok çabuk Tsubasa'dır kesilecek kartlar değil. Bilmiyorum bence çok güzel oldu. Güzel bir hafta. Hepimize hayırlı olsun diliyorum. Anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha detaylı analiz yapmak isterdim. Hepsini tek tek ama böyle daha iyi oldu sanki. Hani daha fazla çünkü öbür türlü daha fazla vakit alırdı herkes için. Bir şekilde göreceğiz. Yarın zaten muhtemelen Club Game Station'da dil çevrilmiş halinde daha rahat insanların içine sinesine görmüş oluruz. Cuma'da inşallah atacaklara şimdiden bol şans diliyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.